Tabii Habib Hocam, bununla birlikte artık yaz aylarına bir giriş yapıyoruz. Evet, yaz aylarına giriyoruz. İşte Ramazan daha güzel geçecek, ümit ediyoruz. Tabii şu koronavirüsü de atlatırsak daha güzel geçecek. Belki de çifte bayram yaşayacağız. Peki yaz aylarına yaklaşırken bu mevsimsel geçişlerde kalp hastalarımız nelere dikkat etsinler? Öncelikle yaz aylarında sıcakların etkisi bir faktör. Tatil havası, aşırı bir hareketliliğin artması bir başka faktör. Öncelikle hava değişimin, havanın sıcaklık değişimini değerlendirirsek ne yapıyor sıcaklık? Damarlarda bir gevşemeye yol açıyor. Damarlardaki gevşeme genellikle makul seviyede bir tansiyon düşüşüne yol açıyor. Beraberinde sıcak havayla birlikte terleme arttığı için yine damar içindeki sıvı miktarı azaldığı için yine tansiyonda hafif bir düşme eğilimi oluyor. Dolayısıyla tansiyon hastaları mesela bu anlamda ilaçlarının dozunda bir miktar azaltma ihtiyacı duyabilirler. Birincisi bu. Bu elbette hekimleri eliyle olacak bir şey. İkinci başlık, sıcaklık artışı ve terlemenin etkisi en çok kimlerde olur? Kalp yetmezliği hastalarında. Kalp yetmezliği hastalarında hastalarımız mutlaka bilecektir. Tedavilerinin en önemli bölümünü diüretik dediğimiz idrar sökücü ilaçlar oluşturuyor. Ve biz bu hastaların ilaçlarını ayarlarken kış mevsimine göre ayarlıyoruz. Ve genellikle terlemenin olmadığı, belki hareketin de nispeten az olduğu bir döneme göre ayarlıyoruz. Ve biraz daha yüksek dozla veriyoruz bu ilaçları. Ancak yaza geldiğimiz zaman terleme yoluyla atılan sıvı miktarı artacağı için, doğal yolla atılan sıvı miktarı, bizim diüretik dediğimiz bu ilaçların dozunu azaltmamız gerekiyor. Aksi takdirde böbreklerin bir anlamda susuz kalmasına bağlı bir takım sıkıntılarla hastalarımız karşı karşıya gelebilir. Ya da aşırı halsizlik, baş dönmesi, bitkinlik gibi vücutta su eksikliğinin temel göstergeleriyle karşılaşabilirler. Bu da yine yaza giriş dönemlerinde hekimleriyle yapacaklar görüşmede mutlaka kendilerine gerekli öneriler yapılacaktır. Tabii şimdiden yaz planları yapanlar vardır mutlaka. Yani evet, yaz planlarını yapmak her insanın hakkıdır ama uzmanların değerlendirmelerine kulak kabartırsak bu yazın geçtiğimiz yaz gibi olma ihtimali gerçekten çok uzak bir ihtimal. Koronavirüs olayını bu yaz gündemimizden çıkarabilecek gibi durmuyoruz. Tatil konusunda zaten çok ciddi bir etkilenme söz konusu olacak. Bu kaçınılmaz. Tatilde bile sosyal mesafenin söz konusu olabileceği konuşuluyor bugünlerde. Dolayısıyla yazı geçtiğimiz önümüzdeki birkaç ayın sonunda değerlendirebiliriz. Şu anda yazın nasıl bir yaz olacağı konusunda ne yazık ki çok ciddi bir malumatımız yok. Ama şu kadarını söyleyebiliriz herhalde, virüs üzerinden değerlendireceksek, virüsün bulaştırıcılık oranı bir miktar düşecek. Yani bu oranı vermek çok doğru olmaz ama diyelim ki %20 ile 30 arasında ortamdaki virüs sıcak havada yaşayamayacağı için en azından insanların temas yoluyla değişik ortamlara, cisimlere, kapı kollarına vesaire neyse bu tür şeylere temas yoluyla hastalık kapması ihtimali düşecek. Dolayısıyla mutlaka bir katkısı olacak. Elbette virüs tamamen hayatımızdan çıkacak anlamına gelmiyor bu. Kalp hastalığı yönünden de dediğim gibi bizim ilaç ayarlamalarımız önemli. Onun dışında zaten her hastaya, her bireye önerdiğimiz gibi günün belli saatlerinde çok sıcak havalarda mümkün mertebe içeride kalabilmek önemli. Şimdi tam da evde kal. Evet, evet. Zaten bir sene boyunca evde kalmış, 6 ay boyunca evde kalmış insanlara en azından güneşin daha böyle dik şekilde dünyaya ışınlarını gönderdiği saatlerde evde kalmalarını öneririz. Evet, evde bu kal, genç, yaşlı hiç fark etmez. O saatlerde
o 40 dereceyi bulan sıcaklık dönemlerinde mutlaka içeride gölgelik bir alanda, serin bir alanda bulunmak önemli.